Mehmet de az önce ifade etti. Beşiktaş'ın artık ideal bir kadrosu var ve biz bunu bir çırpıda sayabiliyoruz. Böyle takımlarda hep ligde şampiyonluk yolunda iddiasını son ana kadar koruyan takımlar olur. Bir Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini yarınki maç için ekrana getirelim. Kalece Mert'in oynamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü Sivan, Sivenson, Paulisa, Emirhan, Masuaku, orta alanda Getson, Musrati, Raşit Sağ, Rafa Silva, Semih ve ileride Immobile 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ın hemen şöyle bir ilk maç kadrosuyla karşılaştırdığımda da ilk maç kadrosunda kim vardı? İşte Rafa Silva ile Raşit Sağ kanatlardaydı. Endur El Musrati ile birlikte ön libero ikilisini oluşturmuş. Getson Fernandes de 10 numara bölgesinde oynamıştı. Ee, tek farklılık bu. ilk maça göre Biraz mi? zorunluk da var tabii burada. Bodoka evet, evet. ismi e, eklenemedi listeye. Ceyda evet. transfer evet. geciktiği için. göre Bu çok önemli. Şu an mesela Galatasaray e, güven vermiyor taraftarına. E, dünkü maçın 11'ini kolay tahmin edemezsin. Savaş abi'yi tebrik edelim. Savaş Çol <laughs> ve Kayat Emeal yine Aslanspor'u doğru bilgilendirdi ama işte ya, her hafta değişiyor takım. Galatasaray'da evet, sistem evet. de değişiyor. Beşiktaş'a tam tersi tamamen şablonu oturttu e, Van Bronckhorst. Üstüne hemen geçen haftaki Rafa Silva performansı da fena değildi kenarda. Kenarda gayet oynayabilir ama e, yarınki diziliş bu olacaktır. Yani Beşiktaş ilk sahada favori çıktığı maça Rafa Silva'yı 10 numara pozisyonda başlatır. E, biraz Masuak performansı geçen hafta endişe verdi Lugano'nun 3 golünde ama hatırlayalım e, Masuak'ın önünde de Rafa Silva oynadı böyle bir. Evet, evet. Detayı da atlamayalım. Ben Masouakou'nda sezona fena başlamadığını düşünüyorum. Rašišça bu takımda gayet e, böyle çimento görevi görüyor diyebiliriz. Nedir açalım? Benim yetersiz bulduğum Svensson'u bence ayrı bir seviyeye çekti. Svensson gayet aksamadan oynuyor. Üstüne e, Rafa Silva ile Immobile'nin savunma yükünü alıyor. İşin kreatiflik kısmı belki çok tabela yapmıyor Rašišça ama e, yani takım oyuncusu olduğunu belirtelim yani ben en azından Galatasaray'da diğer oynayan oyuncuları görünce Raşit Selen'e tercih edilmiş. Galatasaray'ın hatalı bir tercih yaptığını düşünüyorum Raşit Selen'e devam etmeyerek. Beşiktaş'ın yaşında bu sezon nasıl ki Jason Fernandes'in iyi takımda katkı alıyor. İyi bir takım kurduğunuzda Raşit Selen'e size katkı verir. İlk maç kadrosunu düşündüğünde ve bu muhtemele baktığında Burak sen nasıl değerlendirirsin? Mehmet'in bıraktığı yerden devam edeyim. Raşit ile alakalı. Raşit Say'ın alameti farikası o zaten. Arkasında oynayan oyuncuya da savunma anlamında destek verebilen bir kanat oyuncusu olduğu için Arkasında kim oynuyorsa onun performansı 10 üzerinden 6 ise onu 7 gösterebiliyor. 7 ise 8 gösterebilen bir oyuncu. Onun dışında e, maçtan kopmama özelliğine sahip, çizgiye kadar inip içerideki oyuncuları topla buluşturabilecek yetenekte bir isim. Ki bu sezonki Beşiktaş'ta onu da görüyoruz. Jetson şu an savunmanın önünde olarak görünse bile maç içerisinde geçtiğimiz sezona göre çok daha fazla ceza sahasını zorlayan bir oyuncu durumunda. E, öyle olduğu zaman Raşit Sağ'dayken ya da Semih için aynı şekilde söyleyelim. Çizgiye kadar indiği zaman Jetson'un da katkısıyla içeride 3 kişi, 4 kişiyi bulabilecek durumda Beşiktaş takımı. Zaten hücumdaki baskının temel sebebi de bu. E, orada kalabalık tutuyor takımı Van Bronckhorst ve kazanılan toplar ya da hızlı ani ataklarla içeride kalabalık oyuncu grubuna e, golü attırmaya çalışıyorlar. Bunu da şu ana kadar fazlasıyla yaptılar ve şundan bahsetmek gerekiyor. Udo Kay diyoruz ama Felix mi diyeceğiz acaba? Onu da bilmiyorum. Basın toplantısında bütün hepsi Felix diye geçti. O da birazcık daha kolay aslında söylemesi ama Augsburg'da oynarken Augsburg takımı üçlü savunmayla oynuyordu genelde maçlarını. Orada savunmanın solundaydı. Yani üçlünün solundaydı. Ama bazı maçlarda öyle de bir yeteneği var. O yüzden söylemek istiyorum bunu. Birinci tercih olmayacaktır sol bek olarak ama Dörtlü savunmaya döndüğü zaman Augsburg takımı sol bek olarak da görev yaptığı karşılaşmalar var. E, sol ayaklı olmasının avantajını da kullanıyor. E ilk tercih tabii ki de e, savunmadaki ikilinin sol tarafı olacaktır ama ihtiyaç halinde Felix, Udokai ya da e, sol bekte de görev yapabilen bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu sezonki bana göre en önemli yaptığı işlerden bir tanesi her oyuncunun tek bir mevkide oynaması değil. Evet. Birkaç mevkide oyuncuları değerlendirebiliyor ama şöyle de bir parantez açayım. Barış Alper gibi değil. Yani Barış Alper'in bir futbolda şimdi bir takımdan bir scout gelse Barış Alper'i izleme hangi pozisyon için izleyecek belli değil. Ben bilmiyorum açıkçası. İki sezondur ee, adamın performansı da fiziksel gücü çok yüksek diyoruz. İşte çok yetenekli, önü çok açık ama nerede oynadığı belli değil. Öyle bir e, çeşitlilikten bahsetmiyorum burada. Stoperin solunda oynayan, sol bekte de görev yapabilir. Orta sahada oynayan 10 numaraya da çıkabilir. Yani belli alanlarda kendi alanlarında farklı farklı varyasyonlarda oynayabiliyorlar. Bu büyük avantaj. Oyuncuları dağıtmadan yapabiliyor bunu Beşiktaş takımı. Bu sezonki en önemli artılarından bence bir tanesi de bu, bu kadro mühendisliği. biraz bir şey beyin e, jimnastiği yaptım Burak konuşurken. Mesela çok ilginç sol stoperlerin çoğunda sol bek oynama yetisi oluyor. Hakan Balta sol bekten sol stopere verildi ama aynı şekilde tos içemedi. Düşünün Densville var mesela Trabzonspor'da. Doğru sol stoper, sol bek yapabiliyor. Abdülkerim Galatasaray'da yaptı. Emirhan da kullandı ilk maçında. Emirhan Antalya Spor maçında sol bek oynadı. Yani Masuaku'ya alternatif almayabilir Beşiktaş. Udokai ve Emirhan pekala sezon boyunca sol ayaklı, sol stoper oldukları için sol bek. Aynı şekilde Fenerbahçe'de izlediğimiz Macar stoper vardı Salay. O da sol stoper geldi ama sol bek oynadığı maçlar da olmuştu. Bu anlamda Beşiktaş kadrosunu bence tamamladı. Bir ön tarafta Semih'e bir alternatif yaratılabilir genç oyuncu Anhelo. Bir de belki Onur Bulut'un çok durumuna hakim değilim. Hani Svensson'la rekabet edecek çünkü Necip'in de sezonu kapattığını düşünürsek Necip arada Sabek'te de oynayabiliyordu. Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunun en önemli artısı 2-11 yazabiliyoruz. Bu önemli yani ben bir çırpıda bir tek şu an işte Onur Bulut bir acaba diyorum. Yoksa Omar Koli de hala duruyor anladığım kadarıyla stoperde. Emirhan da var. Alternatifi bayağı bol bir kadrosu var yani bu işin Avrupa Ligi ayağında iki tarafı da gayet götürebilir. İki sezondur hatta üç sezondur Sergen Hoca ile başlayıp son vardı avlatan Beşiktaş vardı. Görünen o ki ne olursa olsun Mayıs ayına kadar zorlayacak. Bu arada e... geniş kadrosu da ekranlara geldi Beşiktaş'ın güncel geniş kadrosu. Hangi mevkilerde, hangi... O zannettiğin o varmış var mesela. Onu unuttuk. Evet. Hiç. Bir de tabii Necip Uysal'a bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Dileriz en yakın zamanda sahalara geri döner. Çok ciddi bir sakatlık yaşadı. E, bu takımın kaptanı hep Beşiktaş'ın çocuğu olarak adlandırılıyor Necip Uysal. E, dileriz en yakın zamanda sahalara geri döner. Bir tek Semih'in altı boş. Biraz evet. önce söylediğin gibi. Tabi i̇şte buradan Sol... bir Abu Bakar'ı sileceğiz gibi görünüyor. Chamberlain'i sileceğiz gibi görünüyor buradan. Ben biraz hemen şey yaptım Ceyda. E, yabancıları saydım. Birçok isim bildirilmez bu biraz. 13 TV, 15-16 yabancı var. Zaten en büyük e, bir düşüneceğiz yönetimin yine. sıkıntısı da o zaten futbolculardan da bu konuda anlayış beklediklerini ve teklifleri değerlendirmeleri Ama şu güzel Ceyda e, Beşiktaşlar açısından söyleyeyim keyifle. Ben genelde kendi takım için bunu çok yapardım. Şimdi şu kadroya baktığım zaman Rafa Silva'ya gol asist artı 20 yazarım. Immobile'ye artı 25 yazarım. Semih'e 10 yazarım. E, Raşisa'ya da bir 5'in üzerine muhakkak çıkar. <laughs> Öndeki dörtlü zaten sana lig özelinde 60 gol veriyorsa sen muhakkak zaten genelde işte geçen sezon 99 golle kaldı mesela. Ligin en golcü takım Fenerbahçe diye aklımda kalmış. 99 man 99 gol. 60 golü kafadan sana bu hücum attı sağlarsa üstüne Jesson gol atmaya, gol pozisyonlarına girmeye başladı. Lugano ile oynanan ilk baş, 2 attı. 3'ü üç, kaçırdı. Samsun'a da benzer pozisyonda kaçırdı belli ki falan. Üstüne duran toplardan, kornerlerden gol buluyor Beşiktaş. E, Paulista sanırım Musrat attı ilk maçta, 3 üç, 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 maçta ya da bir defans oyuncusu attı kalmış gibi geliyor aklıma. Jetson'un iki golü dışında. Ya, duran toplardan Musra da gol buluyor. Musrat duran toplardan Artın da gol olsun. buluyor. Bu da önemli. Paulista'ya da goller e, bulacak muhakkak Paolista'da sezon içinde. Paulista da ilk golün asistini yapmıştı Gerson Fernandes. artı Paulista e, bir tane maçta gol attı sanırım Samsun. Samsun deplasmanın evet. direkt e, maçı çözen gollerdendi. Yani İşin gol kısmı tamam. Savunma kısmı yani çok 1-0 kazanacak takım değil Beşiktaş. Lig şampiyonlarına evet, evet, bakarsak şunu da söyleyelim tabii yani lig şampiyonları biraz irdelerse ki Trabzonspor son iki Galatasaray şampiyonunu biraz 1-0 kazanman da gerekiyor sezon içinde Burak yani. Çünkü bu başlangıç biraz Tudor'un Galatasaray'ın başlangıcı gibi yani. Çok iştahlı başlıyorsun ama ister istemez Ekim sonu Kasım ayları biraz fizik olarak düşüşe geçeceksin 3 günde bir maç maratonunda. Şimdi Ejder Karakasta demiş ki Masuaku geçen maçta kötü oynaması bence Emirhan'la ilk kez oynayışından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O Koli tercihi belki daha doğru olacaktır diye bir yorumda bulunmuş izleyenimiz. Bunun dışında bir de ulaştırma birimimize buradan selam yollayalım. Bizi izliyorlarmış Selim Bey yazmış. Hepinize selamları Teşekkürler. varmış. Selamlar. Aynı zamanda hemşeriymişsiniz Burak Yozgatlıymış. Öyle mi? Var, mi? Nereli olduğunu da biliyor. Buradan ulaştırma birimimize sevgiler yollayalım. Ya bir şey söyleyeceğim Ceyda. Yozgat Spor Süper Lig'deyken bence atılmış en güzel başlıklardandır. Galatasaray Real Madrid yenmişti 3-2. Dönüşte Yozgat'a gitti. Yozgat 4 indi Galatasaray'ı. O Oma Yozgat başlatılmıştı. <laughs> <laughs> <Spok> Memetin hafızası güzel başlık değil şimdi. Yozgat, Yoz, Yozgat deyince aklıma geliyor. Bir de tabii 66 plakasını biliyorum. Mehmet Özcan'ın büyük ihtimalle b 12si tavan yani. Ben, ben benim de bir baktırmam lazım. Benimki büyük ihtimalle yerlerde ama Mehmet Özcan hafızasıyla yani camiada birkaç adım önde diyorum ben her zaman Burak. Ondaki hafıza kimse de. zaten 3-4 programda ben kimimleri falan yapmaya çalıştım. İlk ikisinde bir yarışayım ya dedim de üçüncüden sonra da. ben o tarafa falan bakıyorum Oğlum artık. Ya, bir yani. tane bak benim hafıza onda da var. Tane. <laughs> Bir tanesi sen bilirsin. bak bir taneydi. Ee, bilmişsin. Peki... Hmm, Hakkı Bey demiş ki Ceyda Beşiktaş yeni hocasıyla Gordon Min zamanını hatırlatır oldu mu acaba diye sormuş. Uf çok zor soru çok eskiye gitti. Evet. Ama o takım başka takımdı. Ben bu arada hep söylerim benim çocukluğum daha Beşiktaş e, dominasyonuna şahit oldu. İlkokuldan bahsediyorum hatta İlkokul arkadaşlarımın çoğu da Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'a dönenler de e, vardı. E tabi o çocuklar nasıl ki şu an Icardi'nin etkisini görüyoruz e, Galatasaray'ın Metin Ali Feyyaz başka. Yani ondan sonraki en fiyakalı Beşiktaş'ı soruyorsan Ceyda ben Kamp Beşiktaş dediğimiz o. Evet. 2017 işte Babel o takımda çok iyiydi. Burada her yaz transfer döneminde hatta geçenlerde yine bir Talişka, Talişka acaba mi? gördün mü? Bugün de, de yine gördüm. Yine gol yani, attı <laughs> yani hani nasıl olacak Ama o? Ama işte şey. izleyicimizi de şöyle anlıyorum. Mesela artık Talişka diyemez Beşiktaşlar. Bu Silva izledikten sonra. De. Yani ben olsam demem Beşiktaş taraftan. Müthiş bir oyuncu. Ben söz veremem o konuda yani diyemezler diyemem. <laughs> Aralarında enteresan bir bağ var. Çünkü en kötü yani Rafa Silva kenarda da oynuyor nasıl olsa. Tayyip ortaya gelsin gibi bir istekleri evet, de olabilir. Çünkü hayır enteresan bir, bir bağ var işte kaç maç oldu? Ceyda, yani happy yani topu dört maç oldu. Evet. E, Samsun'a attığı gol müthiş topu. E, topla birlikte çok iyi hızlanıyor dribbling olarak. Antalya maçı da benzer şekilde golü bitirdi. Üstüne Lugano maçı topukla yaptığı bir asist var. O da müthişti. Yani dört maç birçok spektaküler böyle e, hoşumuza giden... Hareket göster. Rafa Silva çok özel bir oyuncu. Peki yine konuşacağız. Sizden gelen sorularla birlikte Beşiktaş'ı da konuşmaya elbette devam edeceğiz. Sorularınızla cevap vereceğiz ama aynı zamanda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bugün açıklamaları oldu. Temsilcimiz Sen Galen karşısında çok önemli bir maça çıkacak. Avrupa'da devam demek adına ve Abdullah Avcı da bir maçtan daha fazlasına çıkacaklarını söyledi bugünkü basın toplantısında. İzleyelim.